Yıllardır kendi tarzını koruyarak emin adımlarla kaliteli servis vermeyi devam ettiren Kafelaç'ın başarılı işletmelere güzel bir örnek. İçerideki sempatik havayı lezzetleriyle süsleyen mekanı hep birlikte izleyelim. Flash'te. Attract me until it hurts to concentrate. Distract me, stops me doing work I hate. And just to show him how it feels, I walk past his desk in heels. One leg resting on the chair, from the side he pulls my hair. Kafelaç'ın 1991 yılında kız kardeşim Ayla ve çok yakın arkadaşı Nurçin tarafından hayata geçirilmiş bir işletme. O dönemlerde ismi Laçin Mantı. Hikayesi de kısaca şöyle açıklanabilir. Ayla'nın lasıyla Nurçin'in çinini ekliyorlar ve Laçin isimli bir mantı evi hayata geçiriyorlar. 96 yılında ilk defa Yeşilköy Laçin'i kurduk. Tabii bizim de bir takım yurt dışı seyahatlerimiz, gezilerimiz oluyordu. Oradan aldığımız fikirler vardı, oralardan aldığımız menüler vardı. Bunları yan yana getirerek biz Kafelaç'ında ilk defa bir kafe konsepti oluşturduk Yeşilköy'de. 2008 yılına gelindiğinde biz kendi kendimize mutlu mesut bir şekilde o küçük kafemizle ilgilenirken Florya'daki arkadaşlarımız bu Florya asfaltı üzerinde böyle güzel bir mekanın giriş bölümünde böyle bir işi kurup kuramayacağımızı sordular bize. Biz de geldik, inceledik, baktık. Mekanın gerek yeri, gerek çevresi böyle bir işin yapılabileceği konusunda bize bir cesaret verdi. İşte kahvaltılarımız, başlangıçlarımız, ara sıcaklarımız, tabii bir restoran mantığında değil ama kafe kültürünün içerisinde bulunan salatalar, pizzalar, bir takım soslarla hazırlanmış bonfileler, geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veriyoruz Kafelaç'ında. Bir tatlı saat keyfimiz var. Bu da bu beş çayı dediğimiz bölümde hanımlara, özellikle hanım konuklarımıza beş çaylarının yanında, daha doğrusu aldıkları herhangi bir tatlı ürünün yanındaki çay ya da kahvelerini ücretsiz olarak sunuyoruz 3 ile 6 saatler arasında. Bu manada da özellikle işletmemizin çok öne çıkan ürünlerinden bir tanesi olan tahinli keki tatma fırsatı tanıyoruz kendilerine. Onun yanında biz bu börek çörekleri ikram ediyoruz konuklarımıza pazar günleri. Her hafta da değişiyor. Bir hafta peynirli oluyor, bir hafta ıspanaklı oluyor, bir hafta işte patatesli oluyor gibi. O da çok ilgi çekiyor gerçekten. Hakikaten işletmemizde tahinli kek, özellikle tatlımız, bir efsaneye dönüştü. Herhalde bunun en önemli nedeni gerek hazırlanışı, gerek sunumu, gerek tadı. Özellikle bizim damak tadımıza da çok uygun olan, aynı zamanda sunumu da çok keyifli bir tatlı bu. Bir efsane gibi dolaşıyor şu anda buralarda. Laçin'e gidelim, güzel bir tahinli kek yiyelim diye. Yani işletmemizin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu sağlıklı ürünleri konuklarımıza en iyi pişirme tekniklerini kullanarak sunmuş olmaları. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz işin doğrusu. Tavuk böyle bir yulaflı bir sosla marine ediliyor ve fırında pişiriliyor. Yanında yine her zaman kullandığımız, fırında pişirdiğimiz patates dilimlerimiz oluyor. Farklı bölgelerde 2-3 tane daha şubemiz olsun ama yine bu işleri bizim merkezinde bulunduğumuz, dostlarımızla beraber belki ortaklıklar oluşturabileceğimiz bir konsept olarak düşünüyoruz.
Şu anda franchise ile ilgili bir projemiz yok. Gerçekleştirdiğimiz gecelerimiz de var. Ancak ben temel konsept olarak şöyle bir anlayıştan yola çıkıyorum. Yani mekanımızın tümünü aynı zamanda böyle bir organizasyona vermeyi çok da doğru bulmuyorum. Çünkü bizim kendimizin de her dönemde, her saatte var olan müşterilerimiz var. Onun için genellikle bu organizasyonu Laçin'in iki bölümlü bir mekan olduğunu da düşünerek ya içeride ya da dışarıda kabul etmeyi düşünüyoruz. İçeride yaklaşık 30-40 kişi, dışarıda 50-60 kişi civarında bir konuk kapasitemiz var. Öncelikle insanların bu işleri yaparken sevgilerinden yola çıkmak lazım. Yani hizmet sektöründe böyle bir işi yapıyorsanız önce bu işi gerçekten sevmiş olmanız lazım. İnsan ilişkilerine değer vermiş olmanız lazım. Yani ben insan ilişkilerini, insanlarla birlikte olmayı, onlarla sohbet etmeyi, onlarla iletişim kurmayı sevmiyorum diyorsanız, böyle bir yapım yok diyorsanız böyle bir işe hiç kalkışmayın, öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Hizmet sektöründe takım çalışmasının ne olduğunu iyi bilmeden asla ve asla başarılı olma şansımız yok. Gelişime ve değişime açık olmaları, bilgi teknolojilerini sistemin içinde mutlaka kullanıyor olmaları. Yani günümüz hepimizin bildiği gibi bir iletişim bilgi çağı. Bu çağda yani bunu yeterince iyi kullanmayan, sistemin içerisine bunu dahil etmeyen işletmelerin maalesef başarı şansları çok düşük. Too hot.